hani beş benzemez bir araya gelmiş Erdoğan karşıtlığı. Sayın Erdoğan'ın da biliyorsunuz eski bir açıklaması vardı. Sakın ha ben güç, güce taparım ederim. Bana oy vermeyin o zaman diye açıklaması vardı da. Bir benzetme yapıyordum. Ülke bir ağaç ve dallar düşünürseniz ağacın evet. kökü ve gövdesi gidiyor. Yani devlet gidiyor. Dallar farklı fikirler. Hiç düşünüyor musunuz? Muhalefet partilerinin hiçbirisi ben aday olacağım, ben aday olacağım, ben, ben, benim başkan, benim başkan diye, başkan diye ortaya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hayır. Çıkmıyor. Hatta şöyle bir şey var. Yani ülke kurtulsun da ben başkanlık bırak yani hiçbir şeyde talip değilim noktasında. Hı. Yani ülke kurtulsun. Hı hı. Bunu diğer tarafa bakıyorsunuz. Erdoğan'ı yedirtmeyiz, Erdoğan da Erdoğan. Yani ülke değil Erdoğan, mesele Erdoğan. Tabii. Şimdi... Çok doğru. Mesele Erdoğan mı? Mesele ülke mi? Türkiye bunu yarışacak şu anda. Bunu oylayacak. Şahıs mı ülke mi? Yani hani arkadaşımın yazdığı gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi mi? Cumhurbaşkanı sistemi mi? Yani biz sistemi biraz önce söylediğiniz gibi cumhurbaşkanına uydurduk. Yani olmuyorsa da cumhurbaşkanına uydurduk. Biz cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturmadık gerçekten. Yani cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturduk. İşte Rusya ile biraz önce gösterdiğiniz şey, Rusya ile görüşme ne diyor? Heyetler arası görüşme olmayacak. Yani Putin'le Erdoğan tek başına görüşecek. Putin'le Erdoğan tek başına görüşecek. Yani kurumsal yapı yok. Yani şahıs, şahsın ruh haline göre dış politika belirleyeceksin. Efendim Amerika'ya gittim. Biden'a niyet ettim. Olmadı. Mustafa Destici görüştüm. Buna çok kızdım. Geri dönüşte Biden'la hiç anlaşamıyordum. Ya giderken ama seni... anlaşıyorlar. Giderken tabii Sayın Biden, Sayın Biden giderken şey vardı. Afganistan'da ne isterseniz yaparız noktasına gelmiştik bir ara. Yani Biden mı bu şeyleri kurdu? Suriye'deki PYD ile işbirliği ve terör şeyini Biden mı kurdu? Hayır. Obama ve Trump. Evet. E, Türkiye'ye yaptığımız şey. Obama, on, ama onlarla iyi çalışıyorduk. Mesela burada ben bugün şey yaptım. Yani ben burada hep kilit noktayı Halkbank davası olarak görüyorum. Bir de Barış Pınar Harekatı'nda. Barış Pınar Harekatı 400 kilometre uzunluğunda olacak. Evet ama şimdi konuda uzaklaştık. Şeye dönelim. Bir cümleyle ha. bitireyim o zaman döneyim. Yani niye bitti? İşte siyasilerin mal varlığını araştırırız dedi Amerika. Tak barış bunları harekatımız bitti. Şimdi burada sistem sistem evet. değil de bir kişi olunca, ülkenin evet. kaderi bir kişiye bağlanınca yani burada söylediğiniz, açıkladığınız yani diğer şeyler varsa yoksa Erdoğan ya burada muhalefet veya Millet İttifakı veya diğer muhalefet yani bütün hepsi ülke diyor yani burada bu ayrımı iyi yapmak lazım ülke hı hı. ülkeyi kurtarmak durumundayız ülke yoksa ülke ciddi şekilde gidiyor evet bir de şimdi tabii ki öncelikle e, sistemi e, düzeltmek onarmak devleti yeniden inşa etmek kurumları öyle yine işlerle tabii, kazandırmak liyakatın tekrar dönmesi ve hakim olması gibi bunların kesinlikle öncelikli olduğunu ve önce bunların konuşulması gerektiğine katılıyorum ama yine de şunlar <laughs> merak ediliyor yani işte kod ne gibi kodlar veriyor bize şey Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı yerine ben başbakanlığa talibim demesi? Bu durumda yorumlandığı gibi Kılıçdaroğlu mu olacak aday yoksa başka bir isim bir çatı aday mı bulunacak? Tabi isterseniz onu birazdan gelelim ama Fikret Bilan'ın yazısından hareketle konuşuruz. Bu geçiş süreci nasıl olacak? E, kolay olmayacak elbette. E, ama işte dediğin noktaya hı. çekmek istiyor Cumhur İttifakı. Diyor ki Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkartın. Hadi çıkarın, hep bastırdıkları. Yani şahıs. Evet. Ha bir şahıs çıkartın. Şimdi Akşener'in dediği Hı. karşısına şahıs çıkmayacak Çünkü biz Erdoğan'ı şey indirsek bile seçimden o koltuğundan yerine yeni bir Erdoğan koymayacağız diyor. İki kere Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Deva partide, gelecek partide, Saadet'te hep aynı şeyi söylüyor. Ya kardeşim, Erdoğan, öbür taraf ama bak dediğin değil meseleyi? Evet. Hiçbir kimse konu tartışmıyor. Bu ülkeyi bir kişi tarafından yönetilmesi doğru mudur? Hı. Değil midir? Hı. İşte Bakanlar Kurulu toplantısı diyorlar. Bakanlar Kurulu yok ki toplantısı olsun. Hani Bakanlar <laughs> Kurulu kararı <laughs> olması lazım diyor. Eskiden bir Bakanlar Kurulu vardı. Her bakan altına imza atardı. Değil mi? İmza Bir bakan bir şey imza var. atmadığı zaman o, o karar kurulu, geçmezdi. Geçer. Şimdi öyle bir şey yok ki. Bakanlar Kurulu diye bir şey. Hı. Bir kişi var. E işte Galata Portu örneği. Ee, şey, e, Varlık fonu. Bütün Herkes bir kişi. Onun da yönetim kurulu başkanı yine cumhurbaşkanı. O da bir kişiye bağlı. Şimdi böyle bir sistemde meclis çoğunluğu AK Parti Cumhur İttifakı'nın elinde. Onun başında kim var? Yine Tayyip. Evet. Evet. bütün sorun bu zaten. İşte konuşuyoruz ya faiz indirmesi, akla, mantığa aykırı. Bir tane ben okumadım Hı. ya sabah gazetesinden tut. Yeni Şafak ya bravo diyen bir tane yazı okumadım. Ya, yazsalar ya Yazamadım çok iyi oldu. Ya. Piyasalar çok hoşuna yok, gitti onları... diye. Yazsalar ya. E, şey, köşe oluyor. yazarları ekonomi üzerine yazar. Göremediler galiba. Dur bakalım <gülüyor> şimdi <gülüyor> aralarında istişareler yapıyorlardı. Soruyorlar acaba nasıl yazarız? Nereden yakaladık? Bir taneniz de çıkın bu iş çok iyi oldu. 19'dan 18'e inmesi dolarında 9 liraya çıkması Türkiye için fevkalade iyi oldu. Evet. Bundan zam olarak yansımayacak, bundan zam olarak yansıyacak diyenler haindir. Hepiniz diye yazsınlar ya. Şimdi Millet İttifakı bileşenleri bir araya gelip bu geçiş sürecinin nasıl olması gerektiği, yol haritasının nasıl belirleneceği konusunda toplantılar yapıyorlar bunlara Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin kurmayları da katılıyor bu toplantılara. Kemal Kılıçdaroğlu Millet Millet İttifakına katılanların sayısı, partilerin sayısı Artacak. artabilir dedi. İşte o Deva'da gelecek. Geleceği, deva geleceği kastediyor. Çünkü biliyorsunuz hani bir de şöyle yorumlayanlar vardı. Şu öngörüde bulunanlar bir üçüncü ittifak Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin başını çektiği bir üçüncü ittifak olabilir ama bunun yanlışlığının da doğru olmayacağının da altını çizenler oluyordu. Tam tersi Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ süreceğini söyleyenler oluyordu. Ee, burada da bir Cumhur, eşik... Cumhur İttifakı istiyordu. Evet. Üçüncü bir ittifak kursala da evet. bir Saadet, Gelecek, Deva hmm. işte muhafazakar şeyi ağır basan bir evet. ittifak olsun. Da bölünsünler istiyorlardı. Evet. Dolayısıyla yani gelecek partisi... ortaya çıktı, toplantılar yapıyorlar, hem seçim hem seçim güvenliği üzerine çalışıyorlar. Hem de parlamenter sisteme nasıl geçiririz? nasıl bir parlamenter sistem olur? Geçmişteki parlamenter sistemin Türkiye'ye getirdiği yanlışlar neler? Nelerden bir şikayet ediyorduk? Onlara oturup ele alıp bir yol haritasıyla şey yapacaklar dediği doğru. İki sene sonra bu doğru düzgün bir parlamenter rejim kurulursa o zaman da Akşener'le Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Babacan hepsi ortaya çıkar. Yarışırlar. Halkta bakar hangisinin fikri daha iyi, eğitim konusundaki hangisi kim ne düşünüyor, sağlık konusunda kim ne düşünüyor, ekonomiye nasıl bakıyorlar. Ona evet. göre bir veririz. Belki sonra koalisyon olur. Belki büyük parti tek başına iktidar olur. Ama kim gelirse gelsin tek kişi, tek adam yönetimi olmaz. Bütün sıkıntı yani bu. Yani tabii Gelecek ve Deva Partisi'nden bir açıklama, resmi bir açıklama gelmeden e, net bir şey söylemek doğru olmaz. Erken olur şimdi bir şey desek ama Kılıçdaroğlu açıklamasından hareketle biz çır... Geleceği ve Deva'yı da de, Millet İttifakı çatısı altında... Saadet Partisi Genel Başkanı ne dedi? Hani, içinde misiniz sorusuna hayır dedi. Niye dedi? Dedi ki ittifak seçim zamanında oldu. Seçim zamanında oldu. Erken. Davutoğlu şey de diyor ki ya seçim kararı al seçim için oturur bir ittifak kurarız. Şimdiden yani ne, neyin ittifakı? Olma. Ha Millet ittifakı zaten kurulmuştu. Şeyde de kuruldu. E, genel seçimde de. O genel seçimde de sürdü. Büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir falan gibi yerlerde. Yani CHP ve İyi Parti'nin birlikteliği var orada. Saadet İstanbul'da aday çıkardı ona bakarsan şimdi farklı bir noktadan söylemek istiyorum ben iktisadi anlamda şey şöyle...